Live TV stüdyolarından merhabalar. Bugünkü konumuz 6. Lefke Hurma Festivali. Bizler Lefke Turizm Derneği olarak 2010 yılında kurulan Lefke'deki bir sivil toplum örgütüyüz. Ve bu yılki festivalimizi 15 Kasım 2015 Pazar günü gerçekleştireceğiz. Bugünkü Live TV stüdyolarındaki konuklarımız Lefke Belediye Başkanı Sayın Aziz Kaya, Lefke Turizm Derneği Mali İşler Sorumlusu Sayın Türkay Fotalı, yine Lefke Turizm Derneği Sosyal İşler Sorumlusu Elvan Yolaç, programımıza hoş geldiniz. Bugün aslında biz bize, hepimiz hem konuğuz hem katılımcıyız, biz bize bir program gerçekleştireceğiz. Festivalimiz 2010 yılında başlamıştı. Derneğimiz zaten kurulma amacı Lefke'ye sosyal ve kültürel bir hareketlilik getirmekti esas maksadımız. Ve bölgemiz turizmden en az payını alan bölge durumundaydı. Lefke'nin kirliliğiyle, madeniyle değil, turizm değerleriyle anılmasıydı hedefimiz. Yani tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla. Ve festivalimiz başladığı günden beridir Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği'ne büyük bir destekle festivalimizin gelişmesine büyük bir katkı koydu. Bu yılki festivalimizde Sayın Başkan'ın da seçilmesiyle birlikte daha farklı bir konseptle, özellikle Lefke'nin de sakin şehir olmasıyla birlikte tek gün şeklinde 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sayın Başkan, Lefke'nin turizm potansiyeli ve Lefke Hurma Festivali ile ilgili neler söylemek istersiniz ve festivallerin bölgeye sağladığı önem sizce nelerdir? Evet. Lefke'nin hep işte vurgulaya geldiğimiz üç konuda bir değeri var. Bu turizmdir, eğitimdir ve üretimdir. Ama turizm anlamında %1 gibi bir paya sahip Lefke bölgesi. Halbuki var olan potansiyel bunun çok çok üzerinde. Yani tarihi değerleri, kültürel değerleri, doğal güzellikleri çok çok fazla. Ama maalesef şu an için %1 gibi bir pay elde etmektedir bölge. Bu nedenledir ki işte Cidda Slow projesiyle ilgili bir yıllık bir çalışma sürdürdü. Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler. Ve bunun sonucunda bu sertifikayı almaya, Dünya Cidda Slow ağına dahil olmaya hak kazandık. Birkaç gün sonra 8 Kasım'da da, 7 Kasım'da da, düzelteyim, 7 Kasım'da da bu sertifikayı İsveç'te Lefke Belediyesi'ne verilecektir. Hurma Festivali'ne gelince, hurma Lefke için tarihsel bir değeri olan, çok eski çağlardan itibaren hurmanın, işte madenin çıkarması için çıkarılması için, yer altından çıkarılması için kullanılan sepetlerin yapımından başlayan bir geçmişi var. Yani Lefke ile çok özdeşleşmiş bir ürün ve en yoğun olarak da Lefke'de bulunan bir ürün. Yaklaşık 2000 adet hurma bulunmaktadır yalnızca Lefke kasabasında. Yani bölgede bu rakam çok daha yüksektir. Tabii Lefke Turizm Derneği'nin 2010 yılından başlayarak Hurma Festivali adı altında yaptığı bu etkinlik hurmanın ciddi anlamda bir ekonomik değer kazanmasına neden olmuştur. Bunu yani belirtmek gerekir ve Lefke Turizm Derneği'ne bölge insanı olarak teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü daha önce bunun pek fazla bir ekonomik değeri getirisi yoktu. Ama dediğim gibi 2010 yılından itibaren başlayan gerek ceviz festivali gerek hurma festivali bu iki ürünün ciddi bir ekonomik değer kazanmasına neden olmuştur. Bu yılki etkinlik işte belediye ve turizm derneğinin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik. 15 Kasım'da yapılacaktır. Çok büyük bir ihtimalle Lefke Belediye Pazarı'nda, Bandabulya dediğimiz alanda yapılacaktır. Hava şartlarına göre. Hava şartları iyiyse dışarıda yapılma ihtimali vardır. O artık o günlerde değerlendirilecektir. Ama geçmiş yıllardaki o kötü görüntüsü olmayacaktır. Lefke Belediye Pazarı'nın
Son sürat orada bir restorasyon vardır. Gerek çatısı, gerek duvarları, gerek içi ile ilgili. İyi bir ortamda olacaktır diye düşünüyorum. Ve arkadaşlardan elde ettiğim bilgiye göre de iyi bir program olacaktır o gün. Ve bu bizim işte Cidda Stove'dan sonra bölgenin ilk yaptığı festival olması bakımından da ayrı bir önemi vardır. Ben böyle konuşmanın başından tüm ülke insanını Cidda Stove Lefke'ye davet etmek istiyorum. Hurma Festivali günü en azından buluşalım diyorum. Bu güzel davet için Sayın Başkan biz de size teşekkür ediyoruz. Ve tüm halkımızı 15 Kasım 2015 Pazar günü Lefke'ye bekliyoruz. Türkay Bey, sizce festivallerin bölgemize kattığı önem nelerdir? Ve 6. Lefke Hurma Festivali ile ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ve ayrıca bu festivali derneğimiz hangi bütçelerle yapıyor? Evet, ilk önce bütçe konusunda söyleyeyim. Derneğimiz kurulduğu zamandan bu yana gerek Cidda Stove'un başlamasında, gerekse bu ceviz ve hurma festivallerinin başlayıp sürdürülmesinde büyük gayretler sarf etmiştir. Bu gayretleri sarf ederken de kendi bünyesinde yaptığı çalışmalardaki mali kaynaklarla, belediyenin kaynaklarıyla maalesef bakanlıklardan çok cüzi yardımlar alıyoruz. Ve bilhassa Turizm Derneği, Turizm Bakanlığı'nın daha fazla bize katkı koyması gerekirken onlardan hiçbir zaman bu yakınlığı görmedi. Onu da söylemek isterim. Bölgemizde başladığımız zamandan beridir ilgi bölgemize her yıl katlanarak artmaktadır. Bundan da büyük bir mutluluk duymaktayız. Her yıl yaptığımız bu festivallerde bize gelen tepkiler yalnız menfi yönde olan tepkiler, bina Bandabulya'nın geçmiş yıllarda bozuk olmasından dolayı çeşitli tepkiler almıştık. Yağmur yağardı içeride, daha yağmur dinmezdi tabii. Bu yıl Sayın Belediye Başkanımızın gayretleriyle son sürat inşallah Bandabulya binası da o güne kadar restore edilip restoresi bitmiş olacaktır. Ve iyi bir festival yapmayı amaçlamaktayız. Festivalimizde çeşitli grupları davet etmeyi düşünüyoruz. Rum tarafından da müzik gruplarını davet etmeyi arzusundayız. İnşallah o gün çok güzel bir eğlence, çok güzel bir sunum ve güzel hurma yemeleri temenni ederim herkese. Bu vesileyle de bütün Kıbrıs'ta bulunan gerek güney gerekse kuzeydeki halkı bu festivali kaçırmamaya davet ediyorum. Teşekkür ederiz Türkay Bey. Elvan Hanım, sizler sosyal işler sorumlusu olarak her yıl derneğimizde As Başkanımız Nermin Hanım'la birlikte özellikle organizasyon konusunda ciddi katkılar sağlıyorsunuz. Bu yılki festivalimizde aşağı yukarı kaç stand olacak ve ne tür standlarımız olacak? Programımız nelerdir? Kısaca söylerseniz seviniriz. Normalde programımız saat 11'de Lefke Belediyesi Halk Danslar ekibiyle açılışı yapılacaktır. İlerleyen saatler içerisinde müzik, dans grupları, genç yetenekler, 100 civarında standımız olacaktır. Stand sayımızı kesinlikle bölge içerisinde kısıtlamadık. Lefke'den Karpaz'a kadar arayıp stand alabilirler. Genellikle yöresel ürünlerin olması tercihimizdir. Pilavuna tarzı, el işleri, hurma macunu yarışmamız olacaktır. Daha önceleri yaptığımız gibi hurma dalından sepetler, bu tarz şeylerimiz vardır. Bununla ilgili de satışlar olacaktır. Hurma macunu bu yıl çok az, yine de az olmasına rağmen tüm hurmacılarımız
hurma macunlarını, hurmalarını sadece 15 Kasım'la ilgili sakladılar. Bu yüzden de tüm hurmacılara teşekkür ederiz. Çok güzel bir program olacak, çok güzel bir festival olacaktır. Lefke'den Karpaz'a kadar herkesi festivalimize bekliyoruz. Çok güzel bir mesaj verdiniz Elvan Hanım. Lefke, Sayın Başkan'ın da belirttiği gibi Kıbrıs'ta en fazla hurma ağacının bulunduğu bölge durumunda. Ve hurmanın da macununun yapıldığını çoğu insan Kıbrıs'ta belki de bilmiyor. Ancak hurma macunu da Kıbrıs'taki macun çeşitleri içerisinde belki de en özel macun niteliğinde. Bir özellikle bu yılki festivalimizin belediyeyle yapmış olduğumuz görüşmede festivalle ilgili tüm görselleri 3 dilli olarak hazırladık. Ve tüm pankartlar, tüm afişler ve tanıtıcı materyaller Türkçe, İngilizce ve Rumca olarak hazırlandı. Bu da aslında bir ilktir sanırım Kıbrıs'ta. Daha önce ben bu tarz bir çeşitlilik görmedim. Lefke'nin bir ayrıcalığı olacak. Bu konuda Sayın Başkan neler düşünürsünüz ve afişlerin 3 dilli olması, bir de Lefke Aplış Kapısı'nın açılmasıyla ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Evet. Ben sizler de fark etmişsinizdir. Geçmiş gerek ceviz gerek hurma festivallerinde bayağı bir Rum katılımcı oldu festivallere. Hatta geçen yıl ben hatırlıyorum hurma festivaline eski Rum Tarım Bakanı Kedi Kriridis falan onlar da gelip katılmışlardı. Ve bu yılda mesela onlar devamlı soru ilgilendiler şeyle tarihlerle ilgili. Büyük ihtimalle geleceklerdi diye düşünüyorum. Yani Aplış Kapısı'nın açılması kararı alındı. Orada bir takım işte mayınların patlatılma faaliyeti sürmektedir. Ve bizim edindiğimiz bilgilere göre Kasım ayı sonu itibarıyla oradaki fiili olarak yolun düzeltilmesi, genişletilmesi anlamında çalışmalar da başlayacaktır. Yani 12 yıldır talep edilen bir yol, bir kapı açılışı daha gerçekleşmiş olacaktır Lefke'nin. Bu anlamda da önemlidir. 2016'da Sayın Başkan'ın açılışı bekleniyor sanırım. Evet, 2016 başında kapının açılışı bekleniyor. İşte daha önce açılan Pirgo Kapısı var. Oradan ulaşan bir kısım Rumlar var. Bunlara yönelik olsun diye de işte Rumca'da yazmak ve oralara da gidip bu duyuruları yapmak gibi bir düşünce ile tüm şeyleri basılı bildiriler olsun, afişler olsun bunları 3 dilde yapma gereğini duyduk. Ve bu öyle de olacak ve ben inanıyorum ki faydası olacaktır bunun. En azından o daveti yapılmış olacaktır. Bir o var olan zayıf bağın daha da güçlenmesi anlamında. Ve bu Aplış Kapısı açılışının öncesinde de bir çalışma olarak da faydası olacaktır diye düşünüyorum. Siz Türkiye Bey bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aplış Kapısı'nın açılması bölgemize olumlu yansıyacak mıdır? Ve festivallerde gerek turistlerin gerek Güney Kıbrıs'taki komşularımızın daha fazla ilgisi gerekiyor mu sizce? Pek tabii turizmin milliyeti yoktur. Biz bölgemiz için yaptığımız her türlü çalışmalarda dernek olarak bu çalışmanın Aplış Kapısı'nın açılması için senelerce mücadele ettik. Ve toplum olarak, halk olarak, dernekler olarak sonunda bu işi başardık. Ve Sayın Başkan'ın da dediği gibi şimdi mayınların temizlenmesinden sonra zaten belediyenin de katkılarıyla altyapı da yapılıyor. Onlar bittikten sonra bölgemize Aplış Kapısı'nın Trodos köylerinin gelecek olan turistlerin muhakkak bizim Lefke'mizden de alışverişleri yapacaklardır. Tabii bunun yanında bize de düşen görevler vardır ki bölgemizdeki esnafın ona göre hazırlıklı olması gerekmektedir. Daha fazla bir yatırım yapmaları lazım ki celbedici olsun. Yoksa şey etmezse buradan transit geçme durumları da olabilir. Bu çalışmaları yapacak yapmamız gerekmektedir.
dediğiniz gibi Apluş Kapısı'nın açılmasıyla bu bölgede gerek Rumların gerek diğer yabancı İngilizlerin buradan alışveriş yapmaları ve bir katma değer katmaları çok Lefke bölgesine katkısı olacaktır. Bunun yanında bizlerin tüm bu konuda yaptığımız girişimlerde Apluş Kapısı'nın yıl başında açılmasını umut ediyoruz ki öyle olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerine bakarak. Bu vesileyle bu Hurma Festivali'nin de bizim konuştuğumuz Rum arkadaşlarımızın da bizlere söylediğine göre bu seneki şeye Lefke'deki Hurma Festivali'ne onlar da icap edeceklerdir. Onlar da müzikleriyle katkı koyacaklardır. Kıbrıs Rum bir sanatçı sanırım programda var. Evet, programda vardır. Yani çok güzel bir festival olacağı umudundayız ve bunu gerçekleştirmek için de çalışıyoruz. Herkesi de bu festivale gelmeye davet ediyoruz. Evet Elvan Hanım, festivalimiz 15 Kasım Pazar günü başlayacak. Saat kaçta açılacak festivalimiz ve kaça kadar devam edecek? Sabahleyin saat 11'de açılacak festivalimiz. Akşam saat 9-9.30'a kadar devam edecektir. Festivalimizde çok güzel programlarımız vardır. Çok güzel satışa sunulacak olan ürünlerimiz vardır. Herkesin festivale katılmasını tavsiye ediyorum. Herkesi de festivalimize bekliyoruz. Aslında benim de bu konuda bir gözlemim var. Kıbrıs'ın rehberi olduğumuz için farklı yerlerinde gören birisi olarak. Ne yazık ki Kıbrıs'ta yaşayan birçok insan henüz Lefke'yi görüp tanımayan çok insanımız var. Bu festivaller aslında farklı bölgeleri gezip görmek için çok güzel bir vesile. Lefke'ye gelen misafirlere bizler de rehberler olarak Lefke tanıtım turları yapacağız. Ve Lefke'nin çok zengin tarihi yerlerini, kültürünü, doğal dokusunu gün boyunca anlatmaya çalışacağız. Ve Lefke artık sakin şehir, dünyaca tescilli bir bölge. Bu bayrağı da Sayın Başkan İsveç'ten gidip aldıktan sonra sanırım güzel bir yerde onu da festival alanında sergileyeceğiz. Yani sakin şehir, yeşil Lefke'ye gelen misafirler o gün pişman olmayacaklar. Hem zengin bir program hem çok güzel el sanatları ve çok da güzel bir hurma macunu ve diğer bölgenin macun klasiklerini yerinde alabilecekler. Bu anlamda Lefke'ye gelen misafirlerimiz gerek turistler gerek iç Kıbrıs'ın farklı yerlerindeki insanlarımız çok özel bir gün geçirmiş olacaklar. Sayın Başkan sizce bölgemizde düzenlenen festivallerin önemi nedir? Ve hangi festivaller bölgemizde yer alıyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bölgemizde toplam 8 festival diye tanımladığımız etkinlik mevcut. Bunların Yeşilırmak'ta çilek, Lefke'de yapa portakal, ceviz, hurma, 4 tanesi ve 7 dalgada Vergo Üzüm Festivali. Yani bu 8 festivalin 5 tanesi ürün temalı festivaller. Balıköy'de 2 kez bu tür bir etkinlik yapılıyor. Biri Eko Gün. Yani 2 tane Eko Gün kapsamında etkinlik yapılıyor. Bir de Doğancı'da Kültür Festivali yapılıyor. Tüm ülkemize Yeşilırmak bunu şeyi kanıtlamıştır. Yani bir agroturizmi kanıtlamıştır, önemini kanıtlamıştır. Öylesi ki yani çilek mevsiminde özellikle pazar günleri Yeşilırmak köyünde trafik sıkışıp kalmaktadır. Yani Lefkoşa'daki ya da çok büyük bir şehirdeki trafik sıkışıklığı gibi bir trafik sıkışıklığına neden olacak derecede bir insan çekmektedir. Bunun benzerini işte Lefke Belediyesi'nin düzenlediği 76. diye tanımlamıştık. 75 yıl sonra 70 yıl sonra yapıldığı için Yapa Portakalı.
dalından portakal koparılma fırsatı tanınması anlamında orada da yaptık ve bayağı ilgi görmüştü. Bu da bu agroturizmin eğer iyi organize edilebilirse tutabileceğini ve ciddi üreticiye yarar sağlayabileceğini göstermiştir. Bunu aynı şekilde zenginleştirmek, çeşitlendirmek gerekmektedir. Sonuç itibariyle bu festivaller dolayısıyla yani hiç bölgeye gelmeyen insan, yani yılda bu 8 festivali aldığımızda işte 50 bin civarında bir insan ekstradan gelip bölgeyi ziyaret etmektedir. Çok önemli, evet, bir rakam. Yani iyi bir, büyük bir rakamdır, iyi bir rakamdır. Festivallerin bölgeye ciddi katkıları var. Zaten Türkay Bey, bölgenin geleceği artık turizm, eğitim ve üretime odaklandı. Evet. Ve Lefke'nin de sakin şehir olmasıyla birlikte biliyorsunuz uzun yıllar maden tartışmaları yapılıyordu. Sizce artık bu konu kapanmış mıdır? Evet, bu konuda dediğiniz gibi bölgemizde her şehrin, her kasabanın özlediği Cidda Slow'un kazanılması için verilen mücadeleleri Lefke Sayın Başkan'ın başkanlığında çalışmaları sonucu bir Lefke'ye bir nimet olarak kabul ediliyor bu Cidda Slow'un kazanılması. Ve Cidda Slow bu bölgeye geldikten sonra zaman zaman bölgemizdeki o kirli yatırım istemlerine duyduğumuz mücadelelerin de ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ve bu Cidda Slow kazanıldıktan sonra Lefke bölgesinde maden lafından artık söz edilmesi gerekmemektedir. Bundan sonra Lefke bölgesinde madencilik kesinlikle olamaz diyorum ben bu konuda. Ve bundan böyle Lefke'nin adı madencilikle değil, Cidda Slow sakin şehir olarak anılacağını da söylemek isterim. Son sözlerimiz ise... Son sözleri isterseniz Türkiye bir Elvan Hanım'dan başlayalım. 15 Kasım'da Lefke'deki 6. Hurma Festivali gerçekleştirilecek. Halkımıza nasıl bir çağrı yapmak istersiniz? Tüm halkımızın 15 Kasım Pazar günü Lefke'ye bekliyoruz. Çok güzel bir festival olacağına eminim. Tüm arkadaşlarımız canına başla bu festival için çok büyük şekilde çaba sarf ediyorlar. Herkesi bekliyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Türkay Bey. Evet, bu fırsatı bize tanıyan Layu TV'ye buradan teşekkürü bir borç biliyoruz. Bunun yanında bize katkılarını her zaman sunan Lefke Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. 15 Kasım Pazar günü gerçekleştireceğimiz Hurma Festivali'ne tüm halkımızı davet ediyoruz. Bunun yanında Lefke'ye herkesi beklerken muhakkak gelmelerini tavsiye ediyorum ve hiç Lefke'ye gelmeyenlere bilhassa Lefke'ye buyursunlar. Yalnız eğlenmeyecekler. Bütün Lefkeliler burada hiç yıllarca görmediği arkadaşlarını da burada muhakkak bulacaklardır. Çünkü her zaman olduğu gibi büyük bir kalabalık olacağına inanıyoruz. Bundan dolayı tekrardan herkesi Lefke'ye bekliyoruz. Sayın Başkan. Evet, ben de tüm halkımızı bu Cidda Slow'lu ilk festivale, Hurma Festivali'ne davet ediyorum. Evet, bugünkü konuklarımız Lefke Belediye Başkanı Sayın Aziz Kaya, Lefke Turizm Derneği Mali İşler Sorumlusu Türkay Fotalı, Sosyal İşler Sorumlumuz Elvan Yolaç, sizlere 6. Lefke Hurma Festivali ile ilgili açıklamalarda bulunmaya çalıştık. Bu yılki festivalimiz Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi Lefke sakin şehir olduktan sonra yapılacak olan ilk etkinlik. Bütün halkımızı Kıbrıs'ın en güzel kasabası Yeşil Lefke'ye 15 Kasım Pazar günü bekliyoruz. Lefke'ye gelenler pişman olmayacaklar. Live TV stüdyolarından herkese iyi günler.